Ben Fatma Akbaş, 19 yaşındayım. Ordu Üniversitesi İkizce Yüksek Meslek Okulu öğrencisiyim. İlk yılımda İlker Sarı adında biriyle tanıştım. Onun aracılığıyla Mehmet adında biriyle tanıştım. Samimiyet kuruldu. Bütün mobil bankacılık şifrelerimi, telefon şifrelerimi, her şeyi biliyorlar. Birlikte İstanbul'a gittik. İki kız, iki erkek şeklinde. Bunlar tamamen bir çete üyesi. Çete üyesinde olan kız ortadan yok oldu. Kulüpte içtim. Sızdım. Sızınca otel odasına götürüldüm. Cinsel istismara uğradım. Tecavüze uğradım. Baygın, hiçbir şeyden haberim yokken. Telefonum alındı. Videolarım çekildi. Kimliğim, cüzdanım, her şeyim alındı. Bir gün boyunca otel odasında kilitli kaldım. Her şeyden habersiz bir şekilde yardım isteyemedim. Akşamına tehdit edildim. Videolarımla, ailem atılmasıyla tehdit edildim. Otoparkta silahla tehdit edildim. Ölümle tehdit edildim. Susmazsan seni öldürürüm. Aileni yakarım. Hayatını karartırım diye tehdit edildim. Bir sene boyunca sustum. Benim adıma yapılmış bir dolandırıcılık var. Bilgim yok. Adamların elinde cinsel içerikli videolarım var. Çıplak fotoğraflarım, videolarım var. Ailemin numarası var. Galerim, her şeyim kopyalanmış durumda var. 8 yıllık bir cezayla karşı karşıyayım. Bir senedir susuyorum, susturuluyorum, tehdit ediliyorum. Artık susmak istemiyorum. Susamıyorum, dayanamıyorum. Suçsuz yere ceza almak istemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Ben bir tehdide, bir santaja kurban gitmek istemiyorum. Kimse gibi olmak istemiyorum. Artık susmak istemiyorum. Suçsuz yere yatmak istemiyorum. Canımdan olmak istemiyorum. Ailemden olmak istemiyorum. Yardım istiyorum. Dayanamıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. 8 yıl içeride yatmak istemiyorum. Müebbet yemek istemiyorum. 19 yaşımda suçsuz yere içeriye girmek istemiyorum. Yardım istiyorum. Sen yardım edin. Biri ulaşsın, yardım etsin. Bu olaydan herkesin haberdar olmasını istiyorum. Tek kalmak istemiyorum. Biri halimden anlasın istiyorum. Lütfen yardım edin. Lütfen.